ve Gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında uzun süredir aslında Temmuz ayına ilişkin başlıkları konuşuyoruz. Gözler Temmuz Doğru. ayına çevrilmişti. O zaten ekonomi başlıklarıyla toplanılacak. bir diğer başlıklar arasında tabii ki bu NATO süreci vesaire olurken Pınar Gültekin davası ile ilgili de bir başlık masada olacak. Bu da önemli bir kuşkusuz. Tabii kabine toplantısı sonrasında bu detaylar konuşuluyor olur. Ama işte emekliye memura Asgari ücretle asgari. ilgili başlıklar en öndeki başlıklar. Doğru. Bugün Çalışma Bakanımızın bir sunum yapması Aha. da bekleniyor aslında. Evet. Ee, özellikle asgari ücretle ilgili çünkü hafta geçen hafta ve hafta sonunda hem işçi kesimiyle hem işveren kesimiyle toplantılar yaptı. Hı hı. Bugün onlarla ilgili bir sunumu da olacak diye düşünüyorum ben. Peki asgari ücretle ilgili ne bekliyoruz? Şimdi asker ücreti formül hala, konuşuluyor e, hala ama? formüller konuşuluyor. Biz o formüllerle ilgili vakit olursa hani rakamları da konuşuruz seninle. Biraz sonra. E, Ama asgari ücretle ilgili işte e, primlerin alınmaması yönünde bir formül var. İkincisi 6 aylık enflasyon kadar bir artış söz konusu. Üçüncüsü de yıllık enflasyona tamamlama hı hı. durumu söz konusu asgari ücrette. tabi asgari ücretin az önce söylediğim gibi üç yönü var. Hani hükümet tarafı tamam ama işçi ve iş, işveren kesimin de e, burada görüşlerinin alınması gerekiyor. Çünkü asgari ücret komisyonunun toplanması gerekiyor. Hı hı. O yönde toplantılar yaptı e, Çalışma Bakanı ve e, açıklamalarda da bulundu. Hatta hafta başı ya da hafta ortasında önemli açıklamalar hı hı. yapabilirim dedi bugün kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları olabilir. Özellikle emekli ve memura yapılacak ki bizim hesaplamalarımıza göre %40-75'lik enflasyonmanın üstüne bir zam gelip gelmeyecek. Geleceği de ne kadar oran olacağını bugün öğreneceğiz. Peki hemen Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşım Ece Altu bizi bekleyen isim. E, bugün kabine toplantısı gerçekleşecek. Emekli zam, maskara, ücretle ilgili başlıklar, kurban bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde birçok önemli başlık olacak. Hemen dönelim Ankara'ya. Ece Altu bizi bekliyor. Ece'ye günaydın diyelim. Hoş geldin yayına. Söz sende, seni dinliyoruz. Teşekkürler cansın. Bugün milyonların gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak o kararlarda olacak. Siz de aslında belirttiğiniz işte bugün o sayılan formüllerin masada olmasını bekliyoruz. Asgari ücreti ilişkin ara zam yapılacak mı? Yapılacaksa nasıl, hangi oranlarda yapılacak? Buna ilişkin detayların kabinede önemli bir gündem başlığı olacağını söyleyebiliriz. Tabii taraflarla görüşmelerini sürdürüyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hem işçi hem işveren kesimiyle dolayı bu konuyla ilgili de kabine üyelerine bir sunum yapmasını bekliyoruz. Taraflar e, hangi taleplerde bulunuyor? İşçi kesimi ne diyor? İşveren kesimi ne diyor? E, tüm bunların detaylıca ele alınacağını söyleyebiliriz. Tabi eğer asgari ücrete bir zam kararı çıkarsa işte o zaman asgari ücret tespit komisyonu bir kez daha toplanacak bu yıl içinde. Ve yapılacak zam oranı da komisyon tarafından netlik kazanmış olacak, yatırlanacaktır. En son aslında yeni yılda toplanmıştı ve asgari ücret ücrete %50 oranında bir zam yapılmıştı. Mevcutta da, da 4253 lira olarak uygulandığını hatırlatalım. Askeri ücretin ve dediğimiz gibi bir kez daha askeri ücret tespit komisyonu toplanacak. Eğer zam kararı çıkarsa bugünkü kabine toplantısından ve sonrasında da uygulanacak oranda belirlenmiş olacak. Yine son olarak kabinede enflasyonla mücadele ve faiz fiyatlarda artışta masada olacak. Ana gündem ekonomi olacak. Saat 15'te toplanacak. Tabi sonrasında ne gibi kararlar alındı? Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak. Bizler de takip ediyor olacağız Cansın.